Evet Beren Hanımcığım, bugün yine ilginç bir konu. Hiç de ilginç olmayan bir konumuz yok. Hepsi de ilginç. hep ilginç. Ama bu gerçekten taş konuşacağız değil mi hocam? Bugün ne üriner sistem yani idrar yollarını, taşlarını konuşacağız. İdrar yollarını, taşlarını konuşacağız. Bu taşlar çok enteresan. İnsanlar taş üretiyorlar. Bazı hayvanlar da taş üretiyor galiba değil mi hocam? Evet, onları konuşuruz biraz sonra. Efendim bugün özellikle idrar yollarının taş hastalıkları konuşacağız ama cihazlarımız burada getirdik. Canlı yayında lazerle taş nasıl kırılır onu göstereceğiz. Yani seyircilerimiz gözleriyle lazerle taş nasıl kırılıyor bunu izleyecekler. Aynı zamanda bu flexible yani eğilebilir, bükülebilir cihazlarla yapılan muayenelerle ilgili bilgiler vereceğiz ve o cihazı da buraya getirdik. Biraz sonra yine canlı yayında flexible yani eğilebilir, bükülebilir görüntüleme cihazlarıyla idrar yollarında nasıl muayene yapılıyor, taş nasıl kırılıyor onu göstermeye çalışacağız. Peki o zaman davet edelim bizi. Üroloji uzmanı meslektaşlarımız bizimle. Yardımcı doçent doktor Bülent Erkurt ilk olarak geliyorlar. Hocam hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz hocam. Buyurun. Buyurun. Ve operatör doktor Bülent Altay geliyor. Bülent hocam hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Buyurun. Efendim program başlamadan önce ben müsaade etseniz kendi aramızdaki sırlarımızı da paylaşayım. Seyircilerimizle. Program başlamadan önce ben Bülent Bey'e şaka yollu sordum. Dedim ki Bülent Hocam acaba dedim bu böbrek taşlarını satmak mümkün değil midir? Yani ne kadar güzel şekilli taşlar bunlar değerlendiremez. Biz güldü. Peki dedim hiç dedim hayvanlar aleminde dedim hani böyle böbrek taşı gibi bir taşı olup da satılan var mıdır? Canım hocam olur mu öyle şey dedi biraz önce. Fakat Peren Hanım hemen oradan bildi. Sakın bu dedi inci olmasın istiridyedeki. Gerçekten biraz sonra bu mekanizmaları konuşursak. İstiridyelerin içindeki inciler de aslında çok benzer bir mekanizmayla oluyor. Bunları biliyorsunuz böyle iki tane kabuğu var. Kabuğunun altı da sedef dediğimiz bir maddeyle kaplı. Açılıp kapanarak işte denizdeki suyu içine alıp içindeki besin maddelerini alıp süzerek artıkları atarak bu şekilde sinir sistemi var, kalbi damarları var biliyor musunuz? Ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Efendim işte bu 1000 tane istiridyeden bir tanesinde yanlışlıkla bu süzmeye çalıştığı efendim suyun içerisinde bir zerrecik bir kum tanesi eğer de gider o sedefin altına girerse normalde girmemesi lazım. Bu bir hastalık aslında. Yani inci oluşturması istiridyenin hastalığı. Efendim o kum tanesi oraya girerse onu oradan atmaya çalışıyor ve üzerine sedef biriktirerek inci meydana geliyor. Ve çok enteresan bir şey daha öğrendim onu da size söyleyeyim. Şimdi 1000 tane istiridyeden bir tanesinde inci çıkıyor. Ama bu bir sektör. Hep düşünmüşümdür. Yani ne yapıyor? Bu insanlar oturup böyle açıp açıp bakıyorlar mı diye aklıma gelmişti. Dün merak ettim, baktım. Nasıl yapıyorlarmış biliyor musunuz? Bunları hani bizim bu alışveriş merkezlerine girerken telefonlarımızı falan X-ray cihazı var ya bıraktığımız. İşte öyle bir cihaz bulmuşlar. İstiridyeleri döküyorlarmış oraya. Röntgende bunda inci var, bunda inci yok. İnci olanları ayıklıyorlarmış. Geri kalanı denize atıyorlarmış. Bu da bana çok ilginç geldi. Hakikaten onları tek tek açıp da içinde inci var mı diye bakmıyorlar yani. Ama ciddi bir soykırım var demek ki bu işte. Soykırımlar, bu bahsettiğiniz evet bu bahsettiğiniz teknoloji oluversin 10 yıllık, 5 yıllık, 20 yıllık bir şey olsun evet. Ya da 3-5 yerde olsun. Yüzyıllarca yıllardır incinin kıymeti malum. İnci için insanlar kaç nasıl bir soykırıma ulaşmışlar. Tabii, bir tane adına 999 tane bu olmadı. Bin tanesinden birinde çıkıyormuş. Aynen. Ve o bezelye kadar olması için de aşağı yukarı 15 yıl gerekiyormuş. Yani orada 15 yıl bekleyince ancak bir bezelye tanesi kadar inci meydana geliyor. Bir de bazılarına baktığınız zaman ilk inciyi bulan ilk değerli inciyi bir taş. Bundan sonra ben bütün tarihte bununla anılacağım. Ya o bir tanesi çok kıymetli. 999 tanesi de bu bir tanesi çok kıymetliymiş. Bak, bir daha nasıl uyanmışlar değil mi? Onu nasıl bulmuşlar yani mesela? Evet. Peki Bülent Hocam madem oradan girdiniz devam edin. Yani istiridyeler iyi. Taşlar satılabiliyormuş. Ama, tabii hayvanlarda da var zaten. Hayvanlar ciddi mesela köpeklerde, kedilerde ciddi taş hastalıkları oluyor. İdrar torbası taş hastalıkları oluyor. Bunlar genellikle aslında bizim gibi taşla ilgilenen hekimlerin dikkatini de çekiyor. Tek düze beslenmenin acaba metabolizmayı bozarak taş sebebine taş olmasına mı sebep oluyor ve zaman zaman bu programlardan sonra da kedilerine, köpeklerine çok düşkün olan evcil hayvan besleyen insanlar taşı ben Peren Hanım'la böyle bir ışık hissettim hemen. Taşın ötesinde benim köpeğim sistit oldu geçen günü. Eyvah. Yani veteriner sistit deyince şaşırdım. Dedim ki hayvanlarda sistit oluyor mu? Tabii ki oluyor dedi.
Tabii ki dedi. Evet. Yani şoka girdim. Çünkü idrarında kan vardı. Ben bir telaşlandım. Ve sürekli de bir idrar yapma ihtiyacı. Hep sürekli dışarı çıkma ihtiyacı. Sistit olmuş, üşütmüş efendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Peki Bülent Hocam, sizler böyle kum tanesinin üzerine sedef sararak inci yapıyorlar. Bizim idrar yollarımız nasıl taş yapıyor? Ben o incileri kıramazdım o zaman ama hiçbir kere kıyamazdım ona. Doğru söylüyorsunuz. Hayır, kırılmazdı da. Şimdi tabii ki idrar yollarının bir kimyası var. İdrar sıvısının içinde. İdrar ne demek? Önce onu bir cümleyle söyleyelim belki de. İşte vücudun artık maddelerini atmak için kullanılan akışkan sıvılardan bir tanesi. Böbreklerin vücudun artık maddelerini atmak için kandan sıvı haline gelişmesi, sıvı olarak da dışarı atılması. Bunu yapan organın adı böbrek. Diğer içinde bulundurduğu bütün sisteme de idrar yolları deniyor. Böbrek bunu süzüp idrar haline getirecek. Bu idrar haline getirdiği zaman da içinde işte halk arasında üre dediğimiz, işte kreatin dediğimiz bazı maddeler var. İyi bilinen maddeler. Benim ürem varmış derler. Halbuki üre herkeste var elbette ama ürenin yüksekliği bir hastalık. Bahsettikleri orada işte biz üre ve kreatini kandaki seviyelerine bakarak bu böbrek ne kadar kaliteli süzüyor, ne kadar kaliteli süzmüyor bunu ayırt edebiliyoruz. Hı-hı. Böbrek orada bize eğer iyi bir üre süzüyorsa kanda olması gereken seviyeyi biliyoruz gibi. Aynı şekilde yine idrarın içinde onlarca elementten oluşmuş bir kimya profili var. Bu kimya profili içinde biz hangi elementin ne kadar olması gerektiğini biliyoruz. İşte bazen genetik yapıdan, bazen coğrafya özelliklerinden, bazen su içmemekten, bazen doğuştan farklılıklardan, bazen geçirilmiş ameliyatlardan, bu en sık 5 sebebi saydım şu anda size. Bunların herhangi birinde bu idrar akımında bir farklılık varsa ya da birinci maddede saydığım genetik faktör gibi bu elementlerin oluşmasında, mayasında, ham maddesinde bir sıkıntı var ise o zaman kimyanın dengesi bozuluyor. Yani orada bir çözelti gibi düşünün. Aşırı doymuş bir çözelti ya da az doymuş bir çözelti gibi düşünün. Burada kristalleşmeye başlıyorlar. Aynı inci tanesinde olduğu gibi. O kristalleşmeler birbirleriyle yapışma eğilimindeler. Bunlar hepsi tıbbi medikal bilgiler. Hepsi hakikaten ispatlanmış şeyler. O kristaller bir enteresan bir şekilde birbirleriyle yapışma eğilimindeler. Sokaktaki kum o şekilde değil ama oradaki taş, kumcuk öyle bir şeydi. Kristallere kumcuk diyelim isterseniz. Bunlar birbirine yapışıyorlar ve günün birinde büyüye yine idrarın bozuk kimyasından da beslene daha büyük taş olmaya başlıyorlar. Taş haline dönüyorlar o zaman demek ki. Bülent Hocam, mutlaka herkes hayatında bir iki defa idrar tahlili yaptırmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi idrar tahlili için örnek aldığınızda işte bir şişe mi olur, bu bardak mı olur? Belli bir süre bekletilir. Hani bilerek de bekletilir ve dibinde torta oluşuyor mu diye de bakılır. Çünkü bu sizin de söylediğiniz gibi idrar dediğimiz sarımtırak sıvının içinde suyla beraber bir sürü karışmış, erimiş halde efendim katı maddeler var. Ama idrar tahlili için normal bir insandan alıp da bir cam bir şişede veya bardakta bir yerde koyup bekletseniz o genellikle hiçbir tortu vermeden o şekilde durabiliyor. Ama bazı insanların idrarını öyle bekletirken bakıyorsunuz dibinde bir tortu meydana geliyor. Bunlar aslında işte taş oluşma riski olan insanları mı temsil ediyor? Bu genellikle İşte tecrübeli hastalarımızın da kendi idrarını çok iyi analiz ettikleri bir cümle bu, bize yansıttıkları bir cümle bu. O tortu, elbette ki idrarda tortu olmamalıdır ama beklemiş idrarda koku değişikliği, renk değişikliğini bekleriz. Şimdi orada olmaması gereken bir maddenin olması gerektiğinden daha fazla olduğu ya da söz konusu. Enfeksiyon bulgusudur genellikle o tortular. İşte taş hastaları da hep söyleriz ya, enfeksiyon yani iltihap, idrar yolları iltihabı taşı getirir. Taş idrar yolu iltihabını getirir. Böyle bir dairesi vardır. Bu daire içinde herhangi bir yerden kırmaya çalışırız. Biz ki yeni taş olmasın, yeni iltihap olmasın, kimisinde başarılı oluruz, kimisinde başarılı olamayız. Ama bu mikro kristaller birleşip taş haline geliyorlar. Bunlar tortu da diyebiliriz, tortucuk da diyebiliriz. Taş olduktan sonra ya yuvarlanıp, İdrar yolları içinde, şurada belki gösterebilirler, hemen bir broşürümüz var burada. İşte o böbrekteki süzme yerleri buraları, buradan süzüp idrar haline geliyorlar. Burada idrar oluştuktan sonra
mikro kristaller günün birine daha büyük makro kristaller haline gelişiyorlar. Yani taş oluşuyorlar ve bunlar şurada gözüktüğü gibi bakın bir taş örneğini burada vermişler. Burada bir taş örneğini vermişler. Bunlar da yola girer ise 2-3 milimetrelik iken hiç sorun yok. Ufak tefek ağırlarla atabiliriz. E kim yapar bunu? Kim onu yola sokar bu taşı? Bu ağırsız taşı kim yola sokar? Kilolu olmayanlar. Kim sokar? Fizik aktivitesi olanlar. Kim sokar? Günde 2 litre idrar çıkartacak kadar su içmeyi becerebilenler. Ama tam tersi yani kilolularda veya su içmeyi beceremeyenlerde o taşlar o hareketsizlik nedeniyle daha da şeye adaydılar. Düşünün dalgalı yerde yosun daha az olur gibi aynı mantık. Burada taşlar daha büyümeye başlıyorlar. Niye daha sonra düşmüyorlar bunlar? Çünkü bu bir parmakla eldiven örneği gibi. Bu idrar kanalının bir çapı var, kalibrasyonu var. Bunun çapı da 4 ila 5 milimetre. Yani burada ne olursa olsun burada bir havuz var. Havuzun gideri gibi düşün. Ufacık bir taş havuzun giderine tıkayabilir koskoca havuzun. Burada da aynı mantık var. Bu taşlar oluştu. Eğer burada 7-8 milimetreyken taş günün birinde buradan dönüp de aşağı gitmeye karar verirse, yani gidere gitmeye karar verirse, o zaman o parmak bu eldivene girmez. Yani 8 milimetrelik taş 4 milimetrelik kanala girmez. Aynen şurada görüldüğü gibi tıkamaya başlar. Tıkarsa ne oluyor? Bu sefer idrar akamamaya başlıyor. Zaten akmayınca ne oluyor? Akmayınca da böbrek şişmeye başlıyor. İşte böbreğin zaten önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Böbrek kesmeye, dikmeye, biçmeye karşı ağrı hisseden, ağrı üreten bir organ değildir. Yani canlı canlı bir böbreği, uyanık, böbreği alsanız, yani kesseniz hiç ağrı hissetmez. Ama böbreği gererseniz, şişirirseniz müthiş ağrı hisseder. Bu ağrının tipik özelliği gerginliğe karşı hissinin olmasıdır. Taş tıkadı, idrar akamadı ve böbrek şişti. Böbrek şiştiği zaman ağrı başlıyor. Yani ağrının sebebi taşın varlığı değil, taşın sebep olduğu akamayan idrarın tepeden yaptığı basınçtır. Hastanın 3 santim taşı var, 2 santim taşı var, 5 santim taşı var, hiç ağrısı yok. Bunu çok duyuyoruz. Benim de diyorlardır seyirciler şimdi. Çünkü hiçbir ağrım olmadı ki doktora gideyim diyorlar. Halbuki gidiyorlar doktora, 3 santim taş var. Bel fıtığı nedeniyle ameliyat olanlar veya tedavi olanlar veya başka teşhislere kanalize olmak zorunda olan hastalar var. Eninde sonunda taş çıkabiliyor. Taş her şeyi taklit eden, bu gerekçeyle de sinsi olan bir hastalık. Peki hocam, dediniz ki bu süzmenin yapıldığı havuzda konuştuk şu ana kadar. Evet. İdrar yollarının bu kanalların içerisinde, mesanenin içerisinde de, yani burada oluşup aşağıya düşmekten bahsetmiyorum, yerinde, orada da taş oluşabilir mi? Şimdi idrar kanalında veya idrar torbasının primer olarak taş oluşmasını çok beklemiyoruz. Ancak bazı etkenler, örneğin Afrika'daki bazı parasiter hastalıklar idrar torbasının içinde birincil taş oluşmasına sebep olabiliyorlar. Bizim ülkemizde bu çok fazla yok. Başka nerede görüyoruz? Yine artı 50 yaş grubu yani prostat büyüklüğüne bağlı idrar akımında sıkıntı olanlar. Şimdi penisin içindeki idrar kanalının 1 santimlik çapı var. Prostat öyle bir büyür ki, eski programlarımızdan hatırlayacağız. Öyle bir büyür ki o 1 santimetrelik idrar kanalı belki de 2-3 milimetrelik bir hale gelir. Çünkü prostat tıkamaya başlıyor. Buradaki bizim eldiven örneğimiz orada da çalışmaya başlıyor. Buradan 4 milimetrelik, 3 milimetrelik bir taş başarıyla yuvarlanıp idrar torbası içine gelse bile dışarı orada bir barajın kapağı kapalı yani prostat kapatmış orayı. Bu sefer buradaki havuzu orada yakalıyor. Orada yine idrardan beslenmeye başlıyor. Yine iltihaptan beslenmeye başlıyor. Ve idrar torbasında kocaman kocaman 4 santim, 5 santim, 6 santim portakal cesametinde taşlar oluşmaya başlıyor. Evet. Yani eğer orada akarda bir sorun yok ise, idrar kanalı darlığı, akarda bir sorun yoksa prostat büyüklüğü, oradaki bir enfeksiyon ortamı yoksa kolay kolay idrar torbasına taş olmaz. %1 bile değil. Şimdi incilerden bahsettik ya Peri Hanım. Ben incilerden devam edeceğim. Şimdi bu biliyorsunuz edebiyatımızda pembe incili kaftan diye bir hikaye var. Bir de dünyanın galiba en hanımlar daha iyi bilir. En değerli incileri şu Meksika'dan çıkan kara inciymiş galiba. Her yerde olmuyormuş. Meksika siyah inci. Evet. Demek ki siyah inci var, pembe inci var, beyaz inci var. Size sorayım. Peki bu taşların da cinsleri var mı? Bazıları daha tehlikeli, bazıları daha ne bileyim ben önemsiz. Böyle bir şey var mı? Tabii mutlaka var. Aslında bu taş dediğimiz, yani biz taş olarak söylediğimiz yapılar
kendi içinde çok çeşitlilik gösteriyorlar. Bunların %90'ı aslında bizim kalsiyum oksalat dediğimiz, yani kalsiyum ve oksalat adını verdiğimiz iki maddenin yan yana gelmesiyle oluşan kristallerin büyümüş hali. Yani bu kalsiyum ve oksalat dediğimiz moleküllerin en küçük birimleri bir araya geldikleri zaman gözle gözükmeyen küçük kristaller oluşturuyorlar. Bunlar bazen idrar tahlillerinde çıkabiliyor. Halk arasında idrar tahlili yaptırdım, kum döküyorsun dediler bana dedikleri genelde bu oluyor. Aslında bu tür kristaller hemen her insanda zaman zaman, yani sağlıklı insanlarda da idrar tahlillerinde bazen gözükebilir ya da günlük hayatları içerisinde böbreklerinde oluşup atılabilir. Sorun bunların oluşmasından ziyade bunların atılamayıp o kristallerin üst üste birikerek aynı o çaydanlığın dibinin kireç tutması gibi yavaş yavaş tabaka tabaka, aynı işte ince oluşumu gibi tabaka tabaka büyüyüp vücuttan atılamayacak cesamete, büyüklüğe gelip bir taş oluşturmasıdır. Bunların tabii ki çeşitleri vardır ama kabaca büyük çoğunluğunu kalsiyum içeren taşlar oluşturur. Kalsiyumun yanına farklı farklı maddeler eklendiği zaman farklı farklı taşlar olur. Kalsiyum oksalat taşı, kalsiyum fosfat taşı gibi, işte kalsiyum amonyum fosfat taşı gibi. Bu taşların çeşitliliklerine baktığımız zaman aslında tarihsel olarak da bir farklılık gözlemliyoruz. Yıllar öncesinde antibiyotiklerin çok yaygın kullanılmadığı, enfeksiyonların çok etkin tedavi edilmediği yıllarda, bundan 10-15 sene öncesinde enfeksiyon taşları, yani bir takım mikroorganizmaların sebep olduğu taşlar büyük çoğunluktaydı ve özellikle de çocuk popülasyonu, küçük hastalarımızı çok etkiliyordu. Çocuklarda böbrek taşı sebebi. Sebebiydi. Hatta diyalize giden hastaların böbrek yetmezliği sebebiyle böbrek nakli ihtiyacı duyan hastaların ekseri çoğunluğunu taş hastalar oluştururdu. Yani böbrek taşı sebebiyle diyaliz ihtiyacı olan hastalar binlerce, milyonlarcaydı. Ama artık bugün enfeksiyonların etkin tedavisi, taşların erken tedavisi ve taş hastalığının çok kolay, çok basit, çok kısa süreli ve etkin tedavileri sayesinde artık böbrek taşı yüzünden diyalize giden hasta sayısı çok 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 azaldı. Yani hastalar bilinçlendi, hekim sayısı arttı, teknoloji çok ilerledi. Dolayısıyla artık taş hastalığı diyalize götüren bir hastalık olmaktan çıktı. Peki çok mu şeydir bu? Yani diyalize gider, çok çabuk hastalanan, direnç göstermeyen, en ufak bir şeyde hemen yapısı bozulan bir organ mıdır? Böbrek ve idrar yolları. Aslında buradaki çok temel mıdır? Soru şu, işte Bülent Bey'in çok güzel dediği gibi koca bir taş taşıyor hasta böbreğinde. Müphem ağrıları oluyor, işte bel ağrısı diyor, üşüttüm diyor, kas ağrım diyor. Halbuki kocaman böbreğinde bir taş var. Ha, o yanlış düşünce mi onu daha sonra çok uzun süreler götürüyor? Tabii çok uzun süreler. Hastanın 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl o taşı böbreğinde taşıması, çok şiddetli ağrı yapmadığı için de hekime başvurmaması ve o kronik süreçte gün be gün böbrek hücrelerini öldürmesi diyalize götürüyor. Böbreğin özelliği şu, böbrekte yenilenme kabiliyeti yok. Yani böbrek hücreleri öldüğü zaman yerine yenisi gelmiyor. Hiç öldürmemek lazım. Yani doğduğumuzdaki böbrek hücresi neyse o, yerine ölen hücrenin yerine yenisi gelmiyor. Yani bu mesela cildimiz gibi değil, karaciğer gibi değil. Akciğer gibi mesela, karaciğer kendini yeniliyor ama akciğer yenilemiyor, böbrek ama yenilemiyor. Böbrek için çok işte önemli, yani çok çok önemli. Bir de sizlerden duyduğum benim bir söz vardı, onu yine tekrar edeceğim. Çok tekrar diyorum ben onu ama hani dediniz ya, kocaman bir taş hiçbir belirti vermiyor ama küçük bir taş ağrı, sızı vesaire. Sizlerden kimden duyduğumu hatırlamıyorum ama böbrek taşları ne kadar küçükse, aynı köpekler gibi, ne kadar küçükse o kadar çok havlar. Büyük köpekler az havlar, küçük köpekler çok havlar ya. Sizlerden birisi söylemişti, aklımda kalmış. Textbooklarda geçen klasik bir cümledir. Ama böyle ilginç bir lafla söylese Selami Hoca söylemiştir. Efendim evet. Kısa bir ara veriyoruz. Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla programımız devam ediyor.
Ve bugün idrar yolundaki taşları ve kumları aslında konuşuyoruz. Kum ne demek? Yani bildiğimiz bayağı kum mu? Şimdi aslına bakarsanız bu çok enteresan bir şey. Bizim ülkemiz sadece dünyanın hiçbir üroloji camiasında, hiçbir ülkesinde kum tabiri yok. Kumu bir tek biz kullanıyoruz. Yani, tek biz mi döküyoruz? Bir tek biz döküyoruz, bizde peki. Var kum. Ve öyle enteresan bir, benim çok asistanlığımdan beri hocalarımın da hep söyleyip durduğu şey değil mi? Bülent, sen duyar mıydın böyle eskiden de? Şimdi ya kum diye tıbbi bir terminoloji yok. Taş vardır, taşcık vardır, küçük taş vardır, büyük taş vardır ama kum ne? Bir de öyle rahatlatan bir şey ki insanları acil servise kıvranarak gidiyor. Eğer o hastaya taşın var dersen Allah taşın var, tedavi gerektiriyor, bir şeyler var. Artı bir tedavi gelecek, bir ağrı gelecek gibi bir beklentisi var. Ama ha sizin kum döküyoruz, ha öyle mi, tamam sorun yok o zaman. Ya kum dökülebilen bir şey zaten, kum varsa o da kendi geldiği gibi de gider. Tam o zaman deyip dönüp gidiyor. Yani ağrı kesici bir rahatlıyor. Ertesi gün ben kum döküyorum, bir iğnemi yapar mısın diye tekrar geliyor. Hiç sıkıntı yapmıyor bunda. Doktor da çok seviyor kum döküyorsunuz tabirini. Hasta bayılıyor kum döküyorsunuz tabirini duymaya. Ha, taş değil de kum, nasıl olsa ha. O artık kum haline gelmiş. Ben bunu rahatlıkla atarım diye düşünüyor bence hocam. Ve idrar, doğru, çok kesinlikle doğru söylüyorsunuz. İdrar tahlilinde de kan hücresi görüldüğü zaman, işte eritrosit dediğimiz kan hücreleri var. Normalde bu bizim için başlı başlı bir kitap konusu, çok ciddi bir sorundur. Ve biz bunu çok araştırmak isteriz, araştırırız. Altına hiç istemediğimiz şeyler de çıkabilir. Hepsini ekarte etmek isteriz. Bu cümleyle bunu da söylemiş olayım. Ama o idrarda kan hücresini gördüğü zaman doktor, işte hasta sorar ya kan mı ne oluyor? Kum döküyorsunuz canım der hasta doktor. Ha tamam o zaman sorun yok der. Yani o kan hücresini oraya da yapıştırdık mı tamam, o da yakıştı. Hadi bakalım bir sorun yok. Su içerim, kumu da dökerim ben. Yıllarca böyle yapar ama hiçbir tıp kitabında kum dökme tabiri diye bir şey yoktur. Taş vardır, küçük taş vardır, büyük taş vardır, taş vardır ama kum dökme diye bir tabir yoktur. Şimdi eskiden tabii bütün bu terminoloji idrar tahliliyle yakıştırıyoruz, başka şeylerle yakıştırıyoruz. Ama milattan önce 7000 yılında bu Elamra'da, yani Mısır'da idrar torbası taşları var. İlk 15 yaşındaki bir erkek mumyasında yaklaşık 5 santimetrelik bir idrar torbası taşı tespit edilmiş 7000 yıl önce. İlk cerrahi de. Belki ondan mı öldü acaba? Muhtemelen. Yani 7 santimlik taş ciddi iddialı ciddi bir taş. Ciddi bir iddia, büyük bir taş. Evet. Demek ki çıkaramadı. Ve genç yaşta olduğu için de muhtemelen, şeydi. Yani başka bir doğuştan farklılığı, metabolik bir hastalığı bir şeyi vardı belki de. Ama ilk tedavi, bakın 7000 yıl önce bu taş var. Tam tamına 4500 yıl boyunca hiçbir tedavi yapılamıyor. Hep taşlar oluyor ama hiç tedavi yapılamıyor. Taş hastalığı ciddi ölümcül hastalıklardan bir tanesi. Ta ki milattan önce 1500. yıla kadar Hintliler ilk idrar torbasındaki taşı ameliyat etmeye başlıyorlar. Ama Hipokrat diyor, sakın ha diyor. Hipokrat yemininde idrar torbasını açık ameliyatla alacağıma yemin ederim diyor. Yani bütün tıp yapmayacağıma yemin ettiriyor. Bunu açıklamam lazım. Yani daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Hipokrat yemininde tüm doktorlar mezun olurken Hipokrat yemini verirler. Tabii. Orada Hipokrat yemininde de açık idrar torbası taş ameliyatı yapmayacağıma yemin ederim diye yemin ettirirler. O kadar neden ölümcül, peki? Niye kapalı? Ölümcül olduğu için. Ölümcül ve tehlikeli. O zaman kapalı diye bir şey yok zaten. Yoktu o zaman. Yani ya çünkü insanlar çok fazla taş hastalığı gözüküyor. Prostattan tedavi olamıyor. Prostattan tedavi olamayınca idrar torbası taşları gelişiyor. İdrar torbası taşı gelişince de gayri medikal yöntemlerle bu taşlar ameliyat edilmeye çalışılıyor. Ve ölümcül sonuçlarla sonlanabiliyor. Ve hatta bu doktora ceza kesiliyor. Öbür türlü de olsa gene ölümcül oluyor. Eceliyle ölüyor. O yüzden demiş zaten. Ameliyat etmeyin demiş. Benim elimden olmasın da demiş. Evet. Eceliyle olsun. Yani sen peki, bu işin sebebiysen diye ceza kesiyor. Ceza kesiyor. Peki kapalı yöntem nedir? Evet. Şimdi kapalı yöntem tabii ki müthiş bir yöntem. Şu mu? biraz sonra ayrıntısıyla göstereceğiz. Kapalı yöntemdeki bütün arayış bu aslında. Bu açık ameliyatın kanamalı, tehlikeli ve tekrarlayamayabileceği bir yöntem. Ne dedik? Taş hastası yoktur, taş hastalığı vardır. İnsanlar tansiyon hastası gibi, kalp hastası gibi tekrarlar dururlar bunu. O yüzden biz o taşı öyle bir tedavi etmeliyiz ki o kapıdan girişimiz bir daha bize açık olsun. Yani biz bir kere girdik çıktık, bir daha o kapı bize kapanmasın. Açık ameliyatın makus kaderlerinden biri bu olabilir. Yani bir kere açtınız, diktiniz, bir daha açtınız, artık orası zırh gibi oluyor, savaş alanı gibi oluyor. Asla yaratıldığı gibi olmuyor, doku farklı hale geliyor.
ve kaş yapımı derken göz çıkartıcı ameliyatlar yapmaya başlayabiliyoruz mecburen. Bu yüzden sektör hep şunu aramış, yani biz doğal yolları kullanalım. O kapı bize hep açık olsun. Hocam girelim, şimdi programı açarken dedik ki bugünkü programımızda yeni yöntemler göstereceğiz derken eğilebilir, bükülebilir aletlerle diye flexible'ın Türkçesini tercüme etmeye çalıştım ben. Herhalde tıptaki, özellikle üroloji alanındaki en yeni gelişmelerden bir tanesi bu olsa gerek. Bu eğilebilir, bükülebilir cihazların geliştirilmesi. Evet. Yani önce bir başlangıç halinde prototip gibi başladı ama sürekli gelişti, daha inceldi. Ucundaki görüntüleme kameraları daha kaliteli oldu vesaire. Evet. Bir bu. Bir de lazer tedavisi dedik. Şimdi zannediyorum biraz sonra siz burada canlı yayında bize bu ikisini bir arada göstereceksiniz. Evet. Şimdi bu aslında 97-98 yılından beri dünyada var olan bir sistem. Yani bükülebilir teknoloji ve bazı enerjilerin, bu lazerin değil ama başka ehale dediğimiz başka bir enerjinin böbrek içindeki ve idrar yolundaki taşları kırma amacıyla yönlendirilmeye başlaması. Ama asla dediğiniz gibi bu kadar ince değildi. Bu lazer, biraz sonra izleyeceğimiz holmium lazer yoktu ve biz neredeyse böbreğin içine girebildiğimize şükrediyorduk. Biz de 98 yılından beri Türkiye'de bunu yapan bir kliniğiz. Ama şimdi artık teknoloji çok gelişti. Buradaki işte doğal yolların kullanılması, günübirlik bir tedaviye izin vermesi. Şimdi bakın açık ameliyatı düşünün. Günlerce hastanede yatıyorsunuz. İş güç kaybınız var. İş güç kaybı var. Mali daha kaybınız var. Var. Evet. Beden uzuv da ciddi bir yaralanmanız var. Eşlik eden başka sıkıntılar olabilir. 80 yaşındaki bir hasta da bu olabilir. O yüzden bu bizim biraz sonra anlatacağımız, yani endoskoplarla çok ince kalibre bir makarna çapında 2.3 milimetre aletin ucu. 2.3 milim, tekrar ısrarla söylüyorum. İçinden geçen lazerin çapı ise 200 mikron. Yani 1 milimin 5'te biri. 5'te biri. Bütün o koca koca taşları neredeyse bu 2.3 milimetrelik bükülebilir endoskopun içinden geçen 1 milimin 5'te 1 çapındaki iğneyle şey yapıyor. Şimdi zaten getirdiğiniz cihazlar burada. Evet. Biraz sonra burada canlı yayında göreceğiz. Göreceğiz derken bir telefonumuz var. İsterseniz o telefonumuzu alalım. Ondan sonra da cihazlarımızın yanına gidelim. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler. Halil günaydın. İbrahim Bey arıyor bizi. Günaydın. Günaydın Muğla'dan. Buyurun. Buyurun İbrahim Bey. Eşimin böbreğinde, sağ böbreğinde taşı vardı. 2010 ayında aldırdım. 2013'ün birinci ayında tekrar ağrılar devam etti. Yine doktora gittik. Doktor bu sefer yine taş var, böbreğin kanalına girmiş. Kanaldan girince taşı aldı. 2013'ün beşinci ayında, yani 15-20 gün önce yine gittik. 5-8 milim taş olduğunu söyledi. Çok kısa zamanda böbrek taş üretiyor. Bunu nasıl bir şey yapabiliriz onu soracaktım hocam ama. Şu anda yine kasıklarında ağrı var. Artı bir de o böbrekte kist oluştu. Çok kısa zamanlar İsterseniz, içerisinde. Bülent Altay Bey bu sefer versin cevabı. Evet. Şimdi aslında burada 3 tane soru var. Sondan başlayalım. Böbreğinde kist oluştu diyor. O apayrı bir konu. Ona hiç girmeyelim isterseniz. Bu kist dediğimiz içi su dolu baloncuktur aslında. Çok da önemli bir şey değil. Bu kistlerin bir kısmı takip gerektirir ama büyük bir çoğunluğu iyi huylu lezyonlardır. Herhangi bir korkulacak durum yaratmaz ama gene de bazı kistler takip gerektirebilir diyelim. O ayrı bir konu. Onu konuşmayalım. Çünkü konumuz taş. Şimdi çok kısa bir sürede taş oluştu diyor. Taşla ilgili beyefendinin eşi için aslında şu anda iki aşamalı bir tedavi düşünmek lazım. Bir, mevcut taşları arındırmak. İki, yeni taş oluşumunu engellemek. Evet, bazı hastalarda çok kısa sürede yeniden taş oluşabiliyor. Yani biz hatırlarız, asistanlığımızda açık ameliyatla işte kocaman bir taş almışız 5-6 santim. Birkaç ay sonra geliyor hasta. Gene 4-5 santim koca bir taşla gelen hastalar biliriz. Evet, bazı hastalarda çok kısa sürede yeni taşlar oluşabilir. Bunları önlemek apayrı bir konudur. Öncelikle mevcut taştan arınmasını sağlamak lazım. Çünkü dedi ki beyefendi, böbreğin kanalında bir taş var dedi. Bizim en çok korktuğumuz, ivedilikle tedavi etmek istediğimiz, böbreğe en çok zarar veren taşlar bu kanaldaki taşlardır. Çünkü kanaldaki taş kanaldan geçecek idrarın akımına mani olur. İdrar akamayınca böbrek şişer, oluşan basınç böbrek hücrelerini gün be gün öldürür ve bu ölüm geri dönüşü olmayan bir ölümdür. Dolayısıyla kanaldaki taş, gider yani. Kanaldaki taş en kısa sürede tedavi edilmesi gereken taştır. İşte onların tedavisini biraz sonra herhalde çok pratik bir şekilde göndereceğiz. Tedavinin bizi ötesinde oluşmaması için de ayrı bir şey mi yapılması o taştan gerekiyor? Kurtardıktan sonra hastamızı, evet, hastayı metabolik incelemeye alıp bu taşlar niye oluyor, bu taşların nüks sıklığını azaltabilir miyiz
Veya ne yiyor veyahut da ne dokunuyor? Tabii ona göre öncelikle taşın cinsini belirleyeceğiz. 24 saatlik idrar analizleriyle idrarının içindeki iyonların, maddelerin oranlarını belirleyeceğiz. Hı. Ne eksik ne fazla. Hastaya özel bir tedavi belirleyeceğiz. Hı. İdrar fazla mı asit? İdrar fazla mı alkali? İçindeki acaba maddeler... beslenme rejiminde bir takım gıdaların azaltılması mı gerekiyor? Bunların... Her incelenmesi hastaya, lazım. Burada standart bir diyet yok. Yani her taş hastasına önereceğimiz bir diyet ilaç yok. Her taş, her hasta kendine özel. Her hastanın idrar içeriği birbirinden farklı. O içeriğe uygun önerilerimiz oluyor. Diyeti de ona göre oluyor. İlaçları da ona göre oluyor. Kontrolleri de ona göre oluyor. Hatta evet, tedavileri de ona göre oluyor. Taşın tedavisi. Biraz sonra diyetisyenimiz de bizimle birlikte olacak. Zaten bu soruları ona da sorarız. Evet. Bu arada Halil İbrahim Bey'e geçmiş olsun diyoruz. O zaman önce taştan kurtulacak. Sonra da bu taş bu kadar sıklıkta neden oluşuyor diye araştırma yapılması gerekiyor zannediyorum. Sizi aydınlattık İbrahim evet, Bey. Şimdi geçmiş de zaten olsun. Aslında devam eden efendim konunun devamı da Halil İbrahim Bey'le doğrudan ilgili. Çünkü hanımefendinin derdine derman olabilecek yeni teknoloji bir cihazdan bahsetmiştik. Biraz sonra onu göstereceğiz zaten. Canlı yayında da tanık olacaklar. Evet. Alalım mı size? Buyurun. İsterseniz. Buyurun. Şimdi yürürken şunu da söyleyeyim. Eğer bu hanımefendi, genç bir hanımefendi Halil İbrahim Bey'in sesini anladığım kadarıyla yaklaşık 3 defa taş tedavisi geçirmiş. Dikkat ederseniz bu hanımefendinin doku bütünlüğü hiç bozulmadı hala. Evet. Bir ilk taşını dışarıdan taş kırmayla yaptılar. Daha önceki programlarımızı anlatmıştık. İkinci taşını endoskopiyle yaptılar. Şimdi diğer taşını da yine endoskopiyle tedavi etmeye adaylar. Hala hiçbir vücudunda bir kesi yok. Hiçbir doku zarar verilmedi. Bozulmadı. Zarar verilmedi. Zarar verilmedi. Çünkü bu hasta taş hastası. Bundan yıllar önce olsaydı, bu teknolojiler olmasaydı, kocaman taşlar olsaydı ama hala bugünümüzde de bu taş ihmal ediliyorsa yine aynı sonu onları bekliyor. O yüzden bu teknoloji çok önemli bir teknoloji. Doktor takibi önemli bir takip. Şimdi, hocam bu aletleri bize bir tanıtır mısınız önce? Bunlar neler? Bu asistanım Erhan. Evet, en önemli Erhan, yardımcı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi... Bu lazer cihazımız, çeşitli lazerler var ama bizim taş kırmada kullandığımız en başarılı lazer cihazı bu cins bir cihazdır. Holmium lazer dediğimiz bir lazer, grubun adıdır bu, markası değil, grubun adıdır. Holmium lazer cihazıdır. Burada belli wattlarda yani belli güçlerde değişken lazer cihazları vardır. Bu da 30 wattlık. Bizim sadece taş kırmak için değil, bazı yumuşak dokularda da kullanmak için başka konuların başlığı olsun o da bir enerji kaynağımızdır. Bunun özelliği çok küçük saç tüyü kalınlığındaki problarla enerjiyi, ürettiği enerjiyi o probun, o çubuğun ucuna iletebilmesidir. Koskocaman bir alet ama incecik, küçücük, incecik bir şeye hizmet ediyor. Demin söylediğimiz gibi 1 milimin 5'te 1'i çapındaki bir yere kadar ulaşabiliyor. Şimdi buradaki aslında en önemli şey, demin dedik yani bir makarna kalınlığında ve yumuşaklığında dedik ve her yöne dönebiliyor dedik ya, kamera gösterebiliyor mu? Gösteriyor galiba. Evet. Şimdi bakın bu endoskopun ucu yaklaşık 2.3 milimetre. İçinde şurada kameraya doğru göstereyim. Eğilip bükülebiliyor. Evet onu bir kamera nerede? Atalım. Hangi? Evet, bakın. Kıvrılabiliyor. Biraz kumandayla daha yaklaşabiliyor mu kamera tam ben burada? İçinde bir delik görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Siyah bir delik var bakın. Evet. Bakın. O siyah deliğin içinden su geçiyor. O siyah deliğin içinden o lazer probu geçiyor. Ve bizim kamerada orada gördüğümüz manzarayı görmemizi sağlıyor. Çünkü buradan ne göreceğiz biz? Bizim gözümüz görmeye yetmez. 25 büyütmeli bir ekrana yansıtıyor. İnanılmaz bir boyut değil mi? Şimdi bir de HD kalitesi geldikten sonra medikal monitörlerde de HD kamerası çok daha kaliteli oluyor. Şimdi bunun içinden biz idrar yollarından böyle şarkı söyleye söyle hiçbir yere dokunmadan idrar torbasına, idrar kanalına, böbreğin her türlü odacığına kadar gidebildik. Bakın nasıl sağladık bunu? Virajları nasıl alıyoruz? Evet. Virajları böyle alıyoruz bakın. Bir gösterelim bakın, kameraya bak. Bakın. İlk defa evet. Yani bu kadar bükülebiliyor. Evet. Eskiden sadece bu şekilde düz bükülemeyenleri vardı. Çelikti bunlar. O yüzden yolun size izin verdiği yere kadar gidiyoruz. Aksi takdirde devam ederseniz yol size uymak zorunda. Endoskop yola uymuyor, yol size uymak zorunda. Yani yola zarar veriyorsunuz. İdrar kanalına zarar verebiliyorsunuz. Ama bir yere kadar gittiniz durdunuz. Yani viraj alamaz o aletler. Alamaz. Ama bunda bir viraj gördünüz ne yapıyor? Hemen dönmeye başlıyor bakın. Döndü. Ucunda ışık kaynağı var. Işıkla nereye gideceğini de görüyoruz. Bunu gördükten sonra istediğimiz yere bakın her tarafa bakabiliyoruz. Yani
Bu görevimiz tehlike filmde kullanılan o şey de bu. İçimde bir kamera var. İçinizde bir kamera var. Evet. Beni gözetliyor. İçimde bir kamera var. Aynen onun gibi evet. Oldu şimdi. Ama tabii ki bu işlemler sırasında siz heyecanlanmayın. Bizi de rahat bırakın diye uyutuyoruz. Ha. Böylece rahat rahat. Tamamen mi uyutuyorsunuz? Evet, tamamen uyutuyoruz. Belden aşağı uyuşturmak da mümkün. Tamamen uyutmak da mümkün ama tekrarlayan seanslarda hiç uyutmamak da mümkün. Tecrübeli hastalarda uyutmaya gerek bile kalmıyor. Çünkü çok ince bir alet bu. Evet. Şimdi şu suyun içine tabağı da gösterebiliriz daha yakın çekimde. Evet, burada taş örnekleri birkaç var. Birkaç taş örneğimiz var. Lazeri içine itelim. Şu lazeri de gösterebiliriz aslında. Erhan elinde tut istersen onu oynatmadan. Gösterebiliyor musun? Hatta ready yapalım istersen ucundaki ışığı görsünler. Probu kırmayalım tabii. Evet, bakın. Wow. Ucunda kırmızı bakın, bir ışık var. Görünebiliyor mu buradan? Yok, evet. Ben ters bir açımı yaptım. Şöyle mi yaptım? Nasıl oldu? Tamam, şimdi hangi gözüküyor. Hangi gösteriyor? Gözüküyor. Evet. Şöyle bir engel. Hangi kamera? Ha şu. Şuradan gösteriyoruz. Evet. Bakın, ucundaki ışığı ışık görüyorsunuz. Var. Evet. Bu ışık bize hem rehber oluyor hem de ürettiği lazer ışığı. Ne kadar masum bir şey gibi gözüküyor değil mi? Ama sizin elinizle bu kadar adele gücünüze kıramayacağınız taşı bu iğneyle peynir kuyusu kazar gibi gıdım gıdım milim milim yapıyor. Şimdi bunu hemen çok da vakit kaybetmeyelim isterseniz. Evet. Onu standby yapalım. Bu enerji bunu Erhan yavaş yavaş itmeye çalışırken tabii bunların hepsi çok nazik aletler, çok da pahalı aletler. Şu gördüğünüz probun bedeli inanılmaz bedel. Cihazlar çok inanılmaz bedeller. Yani kurmak hiç kolay değil hakikaten. Ama hastaya menfaati çok fazla. Şimdi bu lazeri biz eş zamanlı istersen ben mi iteyim? Hadi öyle olsun. Suyun içine koyalım. Yavaş yavaş itiyoruz. Bu lazerler kırılmaya çok müsait. Bu bakın, tabak ucundan çıktı. Söz gelimi böbreğin içi olsun diye hayal bakın, ediyoruz. Tekrar ucundan gösterebiliriz. Çıktı, evet. Tekrar ışığımızı yakalım. Evet, içinden geçti, evet. Ucundan çıktı. Etkileyici oldu mu Pelin Hanım? Evet. Çok. Tamam. O zaman soruyorum. Yaklaştırabilir misiniz şu ucundan lazer çıkar haliyle? Evet. Erhan'ın koluna doğru tutalım. Evet. Erhan elini koyar mısın arkasına? Heh, evet. Bakın yani bunun doğru görüntülenmesi için bir ele bile ihtiyacımız var. Kontrastlar kullanmaya ihtiyacımız kadar, var. Evet. Bu kadar ince bir alet. 2.3 mm. Erhan'ın eliyle karşılaştırırsanız bakın ne kadar küçük bir şey görüyoruz. Parmağın çapını düşünün. Evet. Hiç de kameranın büyüttüğü kadar iddialı bir boyut değil. Evet. Evet. Şimdi aynı görüntüyü belki tepe kamerası mı yapacak bilmiyorum ama şurada muhtelif taşlar var. Hatta biraz iddialı olsun diye. Şurada bir de ayak pedalım var benim. Ayak pedalı da şuradan gösterebilirim bakın. Evet. Bu benim lazer enerjisini kontrol ettiğim bir şey. Şurada döndürsene Erhan şu şeyi, monitörü, onu da görsün. Evet, bu enerji de bizim işte hangi güçte, hangi frekansta ve hangi wattta bizim enerji üretmek istediğimizi yazıyor. Biz taş yumuşaksa düşük enerjiyle, değilse kıramıyorsak daha yüksek enerjilere daha yüksek geçiyoruz. Enerji kullanıyorsunuz. Şimdi buradaki taşları görebiliyor muyuz? Başlayayım mı? Taşları görüyor evet, muyuz? Evet, taşları önce bir gösterelim. Bir evet. Evet. Biraz daha yaklaşabilirse kamera kırıldığını göstereceğiz evet. Çünkü. Tamam mıyız? Evet, şu anda başlayabilirsiniz. Evet. Bakın görüyor musunuz? Vay. Hocam bir dakika durabilir miyiz? Durdum. Durduk. Orası şey oldu. Bakın gördüğünüz gibi hafif delinmeye başladı. Evet. Biraz evet. Sonra efendim az sonra kısa bir aradan sonra kaldığımız nasıl yerden kırıldığını, devam edelim. Nasıl parçalandığını göstereceğiz ben efendim. Kırarım bitiririm hepsini. Yok aldım hocam artık. Bekleyeceğiz. Hasta lütfen, uyuyamaz bekleyecek. Hasta uyuyor zaten hocam uyudu. Tamam. Efendim kısa bir ara. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edelim. Geldik heyecanlı bölümde kalmıştık. Devam ediyoruz. Evet. Tekrar taş kırmamıza. Hocam buyurun. Evet. Şimdi tabii biz burada bakalım deneysel... ne kadar zamanda kırılacak. Saat tutun. Deneysel olarak biz burada gösteriyoruz ama tabii ki şu gördüğümüz elimizde sağ elimde yer alan bu flexible dediğimiz bükülebilir endoskopun
uçtaki görüntüyü buradaki göze aktardığını da söylemek zorundayız. Buraya biz kamera cihazı takıyoruz. Bu da monitöre aktarılıyor. Burada sadece gözümüzle görüyoruz. Tabii ki biz bu çıplak gözle hastanın içindeki böbreği görme şansımız elbette yok. Yani yok. Şu şekilde bir görü sağlıyoruz. Evet. Şimdi tekrar hazır hale getirir misin? Sen ayak kumandası olduğunu söyledik. Belki evet. de ekranı yeni açan seyircilerimiz için bunun bir lazer cihazı olduğunu, böbrek içindeki en ulaşılmaz uzuvdaki, odacıktaki taşlara bile girebilecek çapta olduğunu, 2.3 milim olduğunu, şu içinde kırmızı ışığı görüyoruz, bakın oynatıyorum. Bu kırmızı ışık da 200 mikron, yani 1 milimin 5'te 1 çapında olduğunu hatırlatalım. Bu su dolu kabın içinde biz deneysel bir taş Hocam, ortamı oluşturduk. Hocam biz artık onu kırmaya başlayalım. Bizim kameraları bozuyor herhalde galiba, lazer galiba. Görüntüleri mi bozuyor? İşte. Bir pırt 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 oluyoruz. Evet. Peki. Taşı evet. kıralım. Peki bakalım. Görüyor musunuz şu taş parçaları? Evet. Bu artık taş değil, hakikaten olmaması gereken kumlar. Evet. Bunlar da hiç sorunsuz tamamen idrar yollarından dökülebilecek hale geliyorlar. Bakın. Biz 3'e 5'e bölmek istemiyoruz bu taşı. Üzerindeki kumları eritmek istiyoruz. Ufalayarak. Öğütmek istiyoruz biz bunu. Kırmak istemiyoruz. Biz öğütmeye talibiz burada. Bir yandan su gidiyor, bir yandan da biz enerji üretiyoruz. Bakın, şimdi o suyu da açalım Erhan'cığım. Şu endoskop, bakın şu parçaları yakından gösterebilir misiniz? İyice yakına gelin. Monitörle gelebilir miyiz? Görüyorlar şimdi. Görmüyorlar. Yani şu ufak kum parçalarını göstermek istiyorum ben. Şunları görüyor musunuz? Bakın güzenleri görüyor musunuz? Onlar demin gördüler hocam. Öyle mi? Bakın. Evet, şimdi görüyoruz. Evet. Bakın şu parçaları görüyorsunuz değil mi? Bakın ben şimdi su akımıyla bunları yönlendiriyorum. Bakın elimden gelen suyla nasıl hareket ediyorlar. İşte biz bu hale getirmeye çalışıyoruz. Bütün derdimiz bu. Bunu yaptığımız takdirde hiç sorunsuz aynı anda zaten suyla çalışan, bakın su akıtıyor içinden. Bu suyla İdrarı taklit ederek aynı anda bu bahsettiğimiz kumların hepsi gayet güzel şekilde idrar yolundan dışarıya idrar yolundan atıyorsunuz. Aynı anda vakumlanıyor. Evet. Buradaki en önemli nokta sizin de dediğiniz gibi bu taşı önce 2'ye sonra 8'e bölmek değil. Asla. Aksi takdirde herhalde bunlar kontrol dışında sağa sola kaçabilir, yolu tıkayabilir. Siz evet. ucundan törpüleye törpüleye bunu yok ediyorsunuz. Öğütme tabirini seviyorum. Öğütüyoruz biz taşı. Törpülüyoruz da diyebilirsiniz ama kum haline getiriyoruz. Bakın oradaki en ufak su akımıyla ne kadar hareketli halde. Bu taşın hani demiştik ya parmakla eldiven misali. Bunlar artık parmak bile değil yani çok ufacık şeyler. Çok rahatlıkla dökülmeye adaylar. Bir de dediğiniz gibi burada evet. da bunun ayarı da var. Yani tabii, isterseniz daha kuvvetlendirebilirsiniz. Tabii. Daha hızlı kıracak hale getirebilirsiniz. Tabii. Ben istersen bunun enerjisini, bu çok düşük bir enerji. Yani ben daha yüksek bir nazik, enerjide nazik verebilirsiniz. Nazik kameralarınızın bozulmaması için lazer ışığından düşük enerjide tuttum. Ama daha güçlü yapıp bunu istersek direkt 2'ye bölebiliriz, 5'e bölebiliriz. Her türlü enerjiyi buraya aktarmak mümkün. Mümkün, evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz sizi yerinize uğurlayalım. Biz de o arada beslenmeye evet, gidelim. Evet. Esra Hanım bizi bekliyor. Esra Hanım Buyurun. Bizi bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İlginç buldunuz mu bu taş kırma evet. yöntemini? Evet. Gerçekten ilginç değil mi? En son modern lazer sistemleri ve o cihaz da hakikaten son derece gelişmiş bir cihaz. Hocalarımız bahsettiler aslında belki 10-15 senedir var ama bunların ilkelleri vardı. Hı-hı. Bunlar artık en son gelişmiş cihazlar. Evet, bunlar kum haline getirip o kumları da idrar yoluna itekliye süpürge vazifesi görüyoruz bir nevi. Evet. Süpüre süpüre atıyoruz onları dışarıya. Evet. Yani korkmadan kendimize emanet edebiliriz. Evet. Siz ne anlatacaksınız? Ben öncelikle böbrek taşlarıyla alakalı olarak birkaç cümle Buyurun. Bahsedeceğim size, anlatacağım. Burada dikkat edilmesi gereken konularla ilgili Bülent Beyler, iki Bülent doktorumuz var. Bahsettiler zaten ama ben de üstünden geçmek istiyorum. Kişilerin bir kere ideal kilolarında olmalarını istiyoruz. Bu söylediler, çok önemli. Söylediler, obezitedirler bir risktir. Su tüketimi çok önemli. Kendi idrarlarını takip etmeleri gerekiyor. Bülent Bey bahsetti, günlük bir 2 litre idrara çıkacak şekilde su tüketmeleri lazım. Su yalnızca burada, sıvıdan bahsetmiyoruz. Su, özellikle su istiyoruz. Onun dışında böbrek taşı oluşumuna sebebiyet verebilecek besinler var. Bunlardan uzak durmalarını istiyoruz. Çok proteinli yiyecekleri, çok fazla proteinli yiyecek tüketmelerini istemiyoruz hastalarımızın. Ya da tek düze protein evet, diyelim evet, değil mi? Yani sürekli karışım protein. Karışım olabilir belki de değil mi? Evet, sürekli proteinli yiyeceklerle beslenilmesini istemiyoruz. Taşlar cinslerine göre çok farklılık gösteriyor. Bülent Altay Bey bahsetti. Hastaya göre çok farklılık gösteriyor beslenme düzenleri. Bunu da doktorlarımız 24 saatlik
idrar takibi yaptıktan sonra hastanın idrarının kimyasına göre bir beslenme programı da düzenliyorlar. Bu beslenme programıyla hasta bize başvurduğunda ona göre diyetini düzenliyoruz kişilerin. C vitamini alımı burada önemli. Çünkü taş oluşumunu engelliyor. O yüzden de yemeklerle birlikte C vitamini tüketimini istiyoruz. Bu yaz aylarında limonata yapabilirler ama çok şekerli de yapmasınlar. Bundan da uzak durmalılar. Şekersiz yapsınlar efendim. Evet, şekersiz de yapabilirler. Yeşil biber yiyebilirler, maydanoz yiyebilirler C vitamini yüksek olduğu için. Şimdi bir de Ramazan başlayacak. Evet. Ramazan'da beslenme çok Ramazan'da önemli. Ramazan'da nasıl beslenelim? Ramazan'da evet, nasıl besleneceğiz? Her zaman sağlıklı beslenelim. Ramazan'da da sağlıklı beslenelim. Hı hı. Tabii ki bu sene çok uzun. 17 saat zannediyorum ki. Uzun sürdüğü için de hani sonrasındaki açlık. Şimdi ben açlık... size bir şey söyleyeyim. Benim oğlum dün hesap yapıyor. Baba diyor ben okudum diyor. Şimdi ilk diyor gün diyor 17 saat diyor oruç tutacakmışız diyor. Bir yerden okudum diyor. 1 litre süt içersem diyor beni 3 saat tutuyormuş. Oğlum dedim sen nasıl hesap ediyorsun? Yani öyle 17 saate göre kaç litre süt içmesi lazım onu hesaplıyor. Onu hesaplıyor. Dedim o hesap yanlış hesap. Evet. Bir dur. Şimdi tabii Ramazan'da iki öğüne düşüyor ister istemez ana öğünlerimiz. Sahurda ve iftarda. Sahura kalkmalıyız bir kere. Bu çok önemli. Çünkü zaten öğün sayımız azaldığı için bir metabolizmamızda bir yavaşlama olacak. Bir de zaten 17 çok saat, uzun bir zaman. Evet. Bir açlık olduğu için de metabolizmada yavaşlık olacak. Artı bir de sahuru yapmazsak tamamen hani metabolizmayı iyice yavaşlatmış oluyoruz. Bir de 17 saatlik açlık olduğu için hiç değilse bir sahura kalkıp bir şekilde kan şekerini bir dengelememiz gerekiyor. Tabii sahurda biz ağır yiyeceklerden uzak durulmasını, kaçılmasını istiyoruz. Sahura kalkmadan oruç tutsalar? Onu önermiyoruz hocam. Onu benim eşime söyleyin. Çünkü o uykusunu bölemiyor. Bir sefer nasıl dayanıyorsun diyorum. Uykumu bölmektense böyle evet. Falan diyor. O da dikkat diyor. Onu da benim eşime evet. Söylüyor. Evet. Dikkat dağınıklığı oluyor. Çünkü kan şekerinde bir daha hızlı bir düşme oluşuyor. Sahurda ne tüketebiliriz? Daha çok kahvaltılık dediğimiz işte peynir proteini içeriği yüksek olan gıdalar daha tok tutar. Peynir, yumurta bunlar özellikle sahurda tüketilebilir. Menemen yapılabilir. Yaz aylarındayız. Domates bol. Onun dışında tost diyebilirler, peynirli tost yapabilirler. Bir ya da en fazla iki tane ama üzerine yağ sürmeden istiyoruz. Ve beyaz ekmek tüketilmesini çok istemiyoruz Ramazan'da, iftarda da, sahurda da. Kan şekerini dengelememiz açısından yine esmer ekmek tercih edilebilir. O zaman fırıncılara rica ediyoruz esmer pide yapsınlar. Evet, esmer pideyi de. Evet. Esmer pide de bize... güzel olur mu diyeceğim ama hadi neyse. Olur hocam. Bizi olur mu? Peki. Pidenin lezzetinden mahrum bırakmasınlar, esmer ya, pide yapsınlar esmer gerçekten. Pideyi esmer yemeyelim. Olmaz. Peki. Hocam çok lezzetli peki, olur. Tamam. Artık hiçbir şey söyleyemiyorum hocam peki, size. Tamam. Aşk olsun. Peki ben size uyuyorum. Öyle mi? Evet. Esmer olursa çok daha güzel olur. Biz de pide lezzetinden mahrum kalmamış oluruz peki. Böylelikle. Bence değil mi Perihan Hanım? Bence de. Çünkü dayanamıyorsunuz. O kadar güzel ki pideler. Evet. Ama ne olacak? Onu esmer undan yaparlarsa daha da aynı evet. Lezzeti alırız hocam. Hiç merak tamam. Etmeyin. Peki yine... yarısını esmer, yarısını normal yapabilirler mi? Tamam. Peki hepsini esmer yapsınlar. Peki tamam. Tokluğu yine arttırmak için süt, ayran tüketimi olabilir. Cacık yine sahurda tüketilebilir. Hı-hı. Meyve olarak da hani kuru meyveler de tercih edilebilir. Taze meyveler de tercih edilebilir. Sahurda meyve tüketimi olsun istiyoruz açıkçası. İstiyoruz. İftara gelirsek eğer iftarda da önceliği tabii ki daha rahat sindirebileceğimiz. Çünkü 17 saat sindirim sistemimiz tamamen boş kaldı. Hı-hı. Ve onu soğuk bir içecekle ya da direkt böyle yağlı bir yiyecekle rahatsız etmek istemiyoruz. İlk etapta bir çorba tüketimi istiyoruz iftarda. Hı-hı. Çorba ve yanına iftariyelikler dediğimiz işte hurma olabilir, zeytin olabilir, yine peynir olabilir. Tükettikten bir 10-15 dakika ara verilmesini istiyoruz. Çünkü çok aç olduğumuz için oturduğumuzda kendimizi engel olamayabiliriz. Birdenbire yeriz. Evet, birdenbire öyle yaparız zaten. Evet, hı. Çok fazla yiyebiliriz. O zaman da ne olur? Çok hızlı bir şekilde şekerimiz yükselir. Hı-hı. Sonra iftardan sonra uyuyakalırız. Hı-hı. Bu da tabii şekerin çok hızlı yükseldiği için yüksek şekerli bir şekilde oturduğumuz için. O yüzden de bir 10-15 dakika ara verilsin istiyoruz. Çorba ve iftariyeliklerden sonra. Sonra et yemeğimiz ya da etli sebze yemeğimiz ya da zeytinyağlı sebze yemeğimizi tüketip yanına istiyorsak eğer bulgur pilavı ya da esmer pirinç pilavı tüketebiliriz. Salatamız yine içecek olarak asitli içeceklerden ziyade hani komposto, ayran veya cacık tüketebiliriz. Hı hı.
Eğer ekmek yiyeceksek yine bulgur pilavını ya da esmer pirinç pilavını terk edebiliriz. Hani ekmeği ekmek tüketebiliriz. Ekmek yiyelim. Şöyle bir şey var mıdır? Bazı gıdalar uzun süre tok tutar. Aman mutlaka sahurda yumurtayı ihmal etme. Proteinli yiyecekler mideyi geç terk ettiği için proteinli yiyecekleri tüketebiliriz. İşte yumurta, peynir, süt ve ceviz, süt fındık. Süt geç mi terk ediyor? Tokluk sağlıyor aslında. Tok tutuyor. Evet, tok tutuyor. Evet. Sıvı aslında biraz daha suya göre biraz daha geç terk eder ama tok tutar. Kan şekerini dengelediği için. Çay içelim bol bol sahurda ki susamayalım. Evet. Bunlar doğru mu? Şimdi çay kahve tüketimi vücuttaki suyun atılımını arttırdığı için bizim ihtiyacımız olan gün içerisindeki ihtiyacımız olan suyun da atılımını sağlayacak. O yüzden o zaman çay aşırı kahve çay içelim de susuzluğumuz öyle bir şey yok. Yok. Evet. Aşırı çay kahve tüketmeyelim kesinlikle. Sahurda yine ceviz fındık tarzında, badem tarzında yemişleri tüketebiliriz. Bunlar da tokluğu sağlar. Mideye geç terk ettiği için. İftarda bahsedeceğimiz bir diğer konu ağır yiyeceklerden uzak durmak, kızartmalı yiyeceklerden uzak durmak. İftar sonrasında baklava, böreklerden uzak duracağız. Evet, tam ona geliyorduk ki. Tadına bakalım. Tadına bakabiliriz, evet. Ya ben burada şimdi muhalefet gibi oluyorum ama nefsimizi köreltelim biraz. Evet. Tadına bakabiliriz ama oturup da bir porsiyon baklava yemeyelim. sütlü tadına tatlı bakalım tercih edebiliriz. Haftada bir ya da iki gün. Onun dışında meyve tercih edebiliriz. Ve meyvenin yanına süt, yoğurt tarzında bir şey tercih edebiliriz. Ki bu da kan şekerimizi dengelesin diye ama iftardan bir iki saat sonra tabii sonra da sahura kalkacağız ve mesela güllaçı tüketebilirler. Güllaç çünkü hem süt hem de çok hafif sütlü bir şey. Evet, az İçinde şekerle ceviz yapılıp, de az şekerle yapılıp cevizle birlikte. Yaprağını ince koyabilirler. Evet, çok biraz ince. Evet. Bu şekilde. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim size. Sağ olun. Evet. Yani zor ikna ettim. Gördüğünüz gibi esmer pideye zor ikna ettim. Benim gibi iştahlıları savunmaya çalıştım ama gördüğünüz kazandılar yani teslim oldum. Yapacak bir şey yok. Yani Pire Hanım hiç ümidiniz var mı sizce Erdoğan Hocam pide yemeyecek mi baklava yemeyecek mi? Yani bilmiyorum ki bana da öyle geliyor yani haklısınız gibi geliyor ama bakalım elimden geldiğince uymaya çalışacağım. Vallahi hocam yani ben umudum yok ama bilmiyorum bakalım, göreceğiz Ramazan'da. Artık, Ramazan'da göreceğiz bakalım. Eğer hocamız şeyi alırsa, esmer olmayan pideyi alırsa, kim yanındaysa cıs yapsın. Evet, zaten Ramazan'dan sonra bir 5 kilo en az almış olurum gibi geliyor. Çünkü ben Ramazanlarda hep kilo alıyorum. Muhtemelen bu yanlış işlerden dolayı diye düşünüyorum. Evet. Evet. Aynen öyle. İnşallah bakalım bu sene dikkat etmeye çalışacağım. Bir ara vermemiz gerekiyor galiba. Galiba, evet. Evet, bir efendim, kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sağlıcakla programımız devam ediyor. Taşları kırdık, beslenmemizi öğrendik. Evet. Bu arada da bir telefonumuz varmış. Eğer hazırsa telefonumuzu alabiliriz. Alo. Alo. Serpil Hanım Samsun'dan arıyor bizi. Evet. Buyurun Serpil Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben doktorlarınıza bir şey danışacaktım. Benim 5 aylıktı benim bebeğim. Böbreklerinde taş görüldü. Şu anda 7 aylık. Ondan sonra 2.4 milimetre çapında dedi, taş var dedi 5 aylıkken. 7 aylıkken tekrar ultrason çekildi. 2.5 milimetre çapında 3-4 tane denildi. Ben götürüyorum, sadece dedi ki bol su içirin dedi. Hani takip edeceğiz dedi. Ekim'de tekrar bir ultrasonu var. Hani ben de bu programı görünce de doktorlarımıza danışmak istedim. Evet. 7 aylık. İyi yaptınız. Çok geçmiş olsun. 7 aylık. Evet. 5 yaşında 5 aylık başlamış ve 7 aylıkken de daha da büyüme göstermiş. Tabii bu da aslında belki daha önce programlarda konuştuğumuz konulardan, çocuk taş hastalıkları ilgili konulardan bir tanesi. Bizi hatırlatmış oldu seyircimiz de bunu tekrar hatırlatmayı.
Şimdi evet, anne karnındaki çocukta bile taş oluşmaya başlayabiliyor. Bu 7 aylık çocuğun taşını ne yapacağız, bunu söylemeliyiz. Bir daha taşı olmasın diye ne yapacağız, bunu da söylemeliyiz. Evet. Şimdi bu tedaviye girişmeden önce bu kadar ufak çocuklarda hiçbir girişim çok masum olmayabilir. Yani erişkinlerde çok masum olarak adettiğimiz, anlattığımız yöntemler bunlarda çok masum olmayabilir. O yüzden biz öncelikle metabolizmasının neyin taş yaptığını seri bir şekilde algılamak isteriz. Enfeksiyonu var mı, yok mu? Bu yaş grubu çocukta enfeksiyondur genellikle ağırlıklı olarak etken ya da kalsiyum metabolizmasında, yani kalsiyum üreten sistemlerde bir aymazlık, bir farklılık vardır. O yüzden kan kimyası ile ilgili bazı analizler yapmak isteriz. Yaptığımız bu analizlerde bir şey görüyor isek, o gördüğümüz şeyi onarmak o tetiği çekmeyi durdurabilir ve mevcut taşın da bizim sadece taşla ilgilenmemize olanak sağlayabilir. Bu çok önemli bir avantaj. Hatta yani yavrumuzun metabolik bir hastalığı olabilir. Olabilir. Evet, önce bu çok buna önemli. Belki lazım. Doğuştan. Yani, doğuştan evet. Kan ve idrar kimyası ile bazı analizler yapıp neden oluştuğunu anlayıp tedavi edebiliriz. Bu tedavi mevcut taşların tedavisi de olabilir. Yani ürik asit taşları gibi bazı taşlarda hemen diyetini düzenlemek o taşların büyümesini durdurmaya sağlayabilir. Çok önemli bir avantajdır bu. Yoksa her gördüğümüz taşı elimizde bir lazer tabancasıyla tır 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 kırarsak, olmasını engellemek için bir efor harcamazsak çok doğru bir şey yapmış olacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Öncelikle peki diyor, şey mi diyorsunuz, yani bu bebeğin neden taş yaptığını evet, bulmak? Çok seri, birkaç günde bu anlaşılır. Evet. Yani doğuştan bir farklılığı var mı? Böbrek çıkımında bir darlığı var mı? İdrar torbasından böbreğe geri kaçak idrar var mı? Ya da idrar kanalının idrar torbasına bağlayan kısmında bir darlık var mı? Ya da tek kanal yerine çift kanal mı var? Ya da böbreğin duruş farklılığı mı var gibi? Bakın 5-6 tane doğuştan farklılık saydım. Bunlardan herhangi bir tanesi idrar akımına engel olduğu için 5 aylık çocukta bile taş oluşmasının etkenlerinden bir tanesidir. Aynı enfeksiyondaki gibi. Şimdi bunları araştırdık. 2.1 milimetrelik taşı ne yapacağız? Alo. Buyurun. Bir de böbreğinde büyüme var biraz da. Acaba evet. Ben bir de anne bana sordular, ben de taş düşürdüm, kum düşürdüm. Acaba hani genetik olarak benden kaynaklanmış olabilir mi çocuğuma? Evet, mümkün. Burada genetik olarak biz en sona bırakmak isteriz. Yani bütün o metabolik sıkıntıyı bulmaya çalışıp olmuyorsa tamam, evet burada genetik bir etken var deyip onunla, taşla mücadele etmeye çalışırız. Şimdi buradaki 2.1 milimetrelik bir taşın kendiliğinden düşmesi çok olağan. Böbrekte büyüme var, bir de o önemli. Annesinde varmış galiba. Yok, bende de taş var. Bebekte de var. Böbrekte büyüme de varmış. Burada iki taş. Böbreğinde büyüme var. Ha. Peki. Ben taş düşürdüm. Ben taş tamam. düşürdüm diyor. Yani ikisini birleştirdim. Ben taş düşürdüm diyor. Yok, bebeğinde evet. böbreğinde büyüme varmış aynı zamanda. Bebeğinde böbreğinde arka arkaya sizin diksiyon şeyleri gibi. Şimdi bu şu anlama geliyor. Ya idrar torbasından böbreğe geri kaçak var. Demin bahsettiğimiz olasılıkla. Bu normal kalibrasyondan daha genişlemeye başlamıştır. Ya bir darlık var böbrek çıkımında. Ya da doğuştan olan ama adını koyamadığımız bir şey var. Dördüncü olasılıkta o ufak taşlardan, ultrasonda gözüken 2.1 milimetrelik dediği taşlardan bir tane de idrar kanalında var. Çünkü bebek olduğu için kanal daha dardır. Daha dar tabii. Ama şimdi onun daha kolay aksine, tıkanabilir gibi geliyor. Aksine bir cümle söyleyeceğim bu fikrinizin. O taş, ultrasonlar sadece böbreğin içini ve idrar torbasının içini gösterirler. İdrar kanalını gösteremezler. O yüzden başka görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç var bu hastada. Muhtemelen kanalda bir tane daha taşı var. Şimdi çocuk yaş grubunda, şimdi erkek çocuk mu kız çocuk mu bilmiyoruz. Erkek çocuk mu kız çocuğunuz mu? Erkek. Şimdi kız çocuklarında anneden geçen hormonların etkisiyle ilk bir yıl boyunca bütün çaplar daha geniş. Yani idrar kanallarının çapları, idrarın çıkım yeri, idrarı dışarı attığımız yer dahil neredeyse 8-10 yaş çocuğa eşdeğer bir genişliğe sahip. 4 milimetre civarında. Erişkindeki gibi demin bahsettiğimiz ölçüleri hatırlarsak. Ama 1 yaşından sonra anneden geçen hormonlar azaldığı için kız çocuklarında bu çaplar daha normal yaşıtlarına göre, erkek çocuklara göre eşdeğer hale geliyorlar. Bu ne demek? Özellikle kız çocuklarında ilk bir yaşta taş düşürmek daha kolay. Erkek çocuklarda da kız çocuklarda da yine
ilk bir yaşta dahil olmak üzere idrar kanallarının çapı taş düşürmeye daha uygun, daha sorunsuz, daha rahat düşürüyorlar. Daha az ağrıyla düşürüyorlar. Allah böyle bir lütuf vermiş. Yani peki hocam, şimdi biz bu bebeğe şey yapabilir miyiz? Lazer yapılabilir mi? Oraya geliyorum. Evet. Normalde bizim aletlerimiz 6 aylık bebekte dahil girip taşı kırabilir. Çok az kaldı bir dakikamız. Hemen bir bunu toparlayıp bilgilendirirsek. Bu endoskop 6 aylık çocuğa dahil girip taşını kırabilir. Ama bu çocukta taş kırmaya ihtiyaç yok. 2.1 milimetrelik taşın sebebini bulalım, bırakalım. O taşlar da kendinden düşecektir. Onu takip edelim. Takip edelim diyoruz. Yani evet. Evet. Zaten bol su içirin demişler ama bebeğe de biraz su içirmek çok da zor bir şeymiş. Hekim doğrusunu söylemiş. Hiçbir farklılık yok. Farklı hiçbir şey bilgi vermiyorum. Bol bol su içmesi lazım. Ama yine çocuk doktorunun izin verdiği bol su diye erişkinindeki kadar da verilmez çocuğa değil, elbette ki. Evet. Emzirmesi daha sağlıklı. Evet, geçmiş olsun dileyelim. Peki Samsun'a çok geçmiş buradan. Olsun. Peki geldik, bitti. Evet, programın sonuna geldik. Buyurun yine hocam. Veda etmemiz gerekiyor. Efendim, hızla aktı zaman. Bugün ama çok hareketli bir program oldu. Çok paylaşabildiğimiz çok şey oldu diye düşünüyorum. Efendim, sağlıcakla da tekrar birlikte olalım. Tekrar birlikte oluncaya kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Sağlıcakla kalın.